Çok değerli Ege TV izleyenlerimiz, bir gönlümce geziyorum programında gene beraberiz. Efendim bugün neredeyiz? Bugün Denizli'mizin Tavas ilçesinin Kızılcabölük mahallesindeyiz. Evet, Kızılcabölük'te bugün tekstilimizi göreceğiz, ziraatımızı göreceğiz. Evet, evlerinize Kızılcabölük'ten konuk oluyoruz. Kamerayı aldım omzuma, düştüm Kızılcabölük yoluna diyen amadımla, amadım yerini tutmuyor, ne gelinim ne damadım demiş. Gönlümce geziyorum programı başlıyor. Tellidir yavrum anam tellidir, tellidir ama. Denizli'nin horozları bellidir. Ötüver de gülü bir, bir ötüver. Geniş olam gam zamanı değildir. Geniş olam gam zamanı değildir. Asmam yıkıldı, suyu sıkıldı. Bugün koca kızı görmedim, canım sıkıldı. Amanin canım sıkıldı. Asmam çardaktan. Evet sevgili seyircilerimiz, Kızılcabölük'te dolaşmaya devam ediyoruz. Evet, Kızılcabölük iki yazı bir araya getirip çoğaltan çalışkan insanların olduğu, havasının sert, adamının mert olduğu yerdeyiz. Burada değişik tabii, dokumanın merkezi dedik. Denizde üç tane yer var. Birisi Kızılcabölük, birisi Babadağ, birisi de Buldan. Şu anda dokuma tezgahında burada ustamız bir şeyler yapıyor. Önce bir ustamız tanıyalım. Ben Kızılcabölük'ten Mehmet İlem. Evet. Ulakçı Mehmet derler. Ha, namın Ulakçı Mehmet. Ulakçı Mehmet. Mehmet İlem desen düşünü giderler. Memişoğlu derler. Ha, Memişoğlu. Çok eskiler Künala derler. Ha. 24 seneden beri bu işi yapmaktayım. Ne, bu ne diyor şimdi bu makine? Böyle bunu, dikiş diker gibi bir şeyler edip durun. Buna ulama derler. Daha önce de dedelerimiz, ninelerimiz ellerine bağlamışlar. Şimdi makineyle bağlıyorlar. Bu şekil. Şimdi ninelerimiz, dedelerimiz bunu elle bağlamış. Tek evet. Kaç tane tel var burada? Bu işte 1700 tane tel var. 1700 tane tel. Dedilerimiz, ninelerimiz bunu 1700 tane tele kaç günde bağlıyor? Onlar çok sabırlı insanlarmış. Bir günde bağlarlarmış. Şimdiki insanlar sabırsız. Ya, bağlayamazlar. Onun için bu makine icat etmişler. Ha, bunu icat etmişler, evet. Peki sen şimdi ulak yapıyorsun. Evet. Yani ulak yapmak ne demek? Önce bir onu anlatıyoruz. Getiriz yerlerine öğrensinler. Şimdi ulak yapmak, Levent'teki biten işi birbirine ek. Ek ha. Yapıp devam etmesi, makinenin devam etmesi. Evet sevgili seyircilerim, Levent'i de birazdan sonu gösterelim. Bu atölye kimin? Bu atölye Thompson kardeşimizin. Thompson'un. Ha, ne yaptı evet. Yer? Kendisi İsmail de burada Akın. Çağıralım. Evet, atölyenin sahibini öyle bir alalım mı? Gerçi burada tekstil duayenlerinden Ahmet Bey de orada mı? Aleyküm selam. Aga hoş geldin. Evet, bugün Ege TV olarak geldik. Kızılcabölük'te tekstilimize, cevizimize, tarımımıza ne varsa bir bakalım dedik. Kafamızı göre program yapı geldik. Baktık burada değişik bir şey oluyor. Ne oluyor şimdi bu? Dedik. Şu anda iki tane ipin birbirine makineyle bağlanmasını görüyorsunuz. Biz bunun adını ulak yaptırmak diyoruz. Evet. İşte şu alttaki büyük makara şeklindeki levent deriz biz onlara. Ha, levent orada bir evet, dakika dur. Orada. Ulak makinesi olduğu için biz bunu görmedik. Evet. Ha, bu levent. Evet sevgili seyircilerimiz. Biraz önce ustamızın dediği levent bu. Evet. Evet. İşte oradan gelen iple tezgahta olan normal ipi ikisini birbirine bağlayıp eklemeye ulak diyoruz. Tabii biraz önce Ulakçı Mehmet'in söylediği gibi atalarımız bunu eline yapıyormuş. Şu anda bir günlük iş 15 dakikaya düştü. 15 dakika. Evet. Çok güzel. Teknolojiye ayak uydurmak gerekiyor değil mi? Yani tabii canım. Şimdi bu artık, bu nedir? Bu sovra bezi deseni. Sovra bezi. Evet.
8'e bir ipten olur sofra beziye. Biliyorsunuz biz hala köylerimizde, piknik alanlarımızda sofra bezi kullanıyoruz. Ha bu o yeri yazdığımız. Evet yeri yazdığımız evet, o bez evet, bunlar. Tamam. Biz dokumasını yapıyoruz, imalatını yapıyoruz. Kızılca Bölük dokumanın merkezi. Teşekkür ediyorum. Ben öyle bir ya gidelim bir ya. Mehmet Usta kolay gelsin. Sağ İyi ulakla. Teşekkür Şöyle ederim. Seni de rahatsız etti yeme. Evet kameramanımla. Eğitimini almış. Okullusu Ahmet Bey'le. Ahmet Bey'le tanışacağız canım. Tanışıyoruz da tanışacağız. Dokumacı kızlar yerlendim yar yar. Basmacı kızlar yerlendim yar yar. Çıtı pıtı kızlar yerlendim yar yar. Hoş Ahmet, geldiniz. Nasılsın? İyiyiz. Çok değerli komşum Osman amcam. Bugün atölyemize geldin. Bizi çok mutlu ettin. Zaten her zaman beraberiz. Gönlümce, Osman gönlümle daha güzel oluyor. Hani biz bugün çok mutluyuz. Atölyemize geldiniz. Çayımızı, kahvemizi içeceğiz. Aşımızı, ekmeğimizi yiyeceğiz. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ondan sorun değil. Zaten her zaman biliyorsun. Bizim burada bu kenarda Thompson kahvesi de ya. Hani evet sevgili seyircilerimiz gerçekten de Kızılcabölük'te ben bu mahallede benim evimde. Kızılcabölük'ün her köşesi güzel ama benim komşularım bir başka güzel desem acaba yanlış vallahi olmasın. Vallahi bizim mahallede bir huyu var. Biz birbirimizden dövüşürüz. Elden biri geldi mi hep beraber ondan dövüşürüz biz. Biz ne zaman dost olacağız, ne zaman küs olacağımız hiç belli olmaz bizim. Onun için çok bizim. Gecemiz, bizim gecemiz, gündüzümüz olmaz. Hepimiz sağlıklı beraberiz evet, o konuda. Tabii şöyle bir şey var. Gece 2'de gel bizim mahalleye. İnan burada muhakkak bir kişi vardır, iki kişi vardır, en az bir kişi vardır. Nöbetçi değil nöbetçi, mi? Mahallemizin nöbetçi. Hırsızların uğramadığı tek mahalle Kızılcabölük. Doğru. Şimdi burada işe yeter. Gel bir şöyle. Öyle. Buraya gidelim gel. Burada da ulak olacak herhalde. Orası ulak değil. Bu artık dört tarak bu. Çiftlemen çalışan bu Osman amcam. Çeket örtümüz bu. Sedir çeket örtüsü. Buldan bez olarak da geçiyor. Kızılcabölük bez olarak da geçiyor. Bu bir tane levendimiz üstü var bunda. Bir tane levendimiz altta var. İki levent için çalışıyor bu. Bu da tabii biraz önce Ulakçı Mehmet'in yaptığı o tek levent. Ama burada tabii. İki levent ulak yapmış herhalde. Tabii. Uzun, öyle mi yukarı? Şimdi bizim üstteki leventi biz elimizle kendimiz uluyoruz zaten. Bunun tel sayısı az olduğu için makineyle de ulanıyor da. Hani bunu bizim insanlarımız makineye fazla ulattırmaya gerek durmuyor. 360 tel bu. Onu kendimiz elimizle uluyoruz biz. Ama alttaki tel yine Mehmet amca uluyor onda. Evet. Şurada bak. Bir şöyle, şöyle bir gidelim bir an. Evet. Sevgili Ege TV izleyenlerimiz, tekstil hakkında bilgi alıyorsan öyle ya, üstad olmaz biz ne bilelim. Şimdi bu üst levent dedik. Bu üst leventimiz, şimdi, bu kuyruk leventimiz. Şunu öyle de, ha kuyruk levent. Levent dediğimiz bu olay. Yani bu kocumanı, bu güççüğü değil mi? Bu güççüğü. Bu buradan gergin geliyor, bundan da biz artık bu biraz daha garı düzen bu üst kuyruk leventimiz. Bunu biz elimizle zincirle gerdiriyoruz, fren sistemi yaptırıyoruz. Bu da buradan ağır ağır çekiyor. Orada zaten tarak dediğimiz bu çekim şeyleri var bizim. Onu da göstereceğim bak. Evet. Bu lamaller diyoruz biz bunları. Tek tek lamellerden geçiyor. Bunlar ikişer tane geçiyor Osman amca. Bunlar kuyruklamada olduğu için. Oradan bak zaten şuradan da kameramdan bak gösterirsem. Zaten kuyruktan gelen tel ipler de belli oluyor bak orada. Yukarıda kalkıp dur değil mi? Ya yukarıda kalkandan şu anda şey Osman amca. Kuyruk levendi. Kuyruk levendi. Gelen. İşte biz bunlara metreliyoruz. Metreden sonra gerek tavasa, gerek denizli konfeksiyonları gönderiyoruz. Ordu kenarları dikilip artık çekyatlarımızın üstünü örtmek için kullanıyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Sunuyoruz. Şimdi bu lamel bildiğim kadarıyla tel kopunca durduruyor. Durduruyor. Hani, eskiden bizim o garatez gallağı vardı. Artık böyle bekleye dururdun başında hani değil mi? Tabii. Hata çok olurdu. Tabii. Bunda? Yok. Bunda koptuğu an zaten şimdi onu da gösteririz. Bir tane tel kopar. Önce iş ederiz. Bir tane tel koparız buradan. O pat duruşun onu gösteririz oradan. Şimdi tezgah çalıştıracağız değil mi? Çalıştıracağız. Şimdi bir çalıştıralım bir. Nasıl işliyor? Gösterelim bir. Gösterelim. Hadi bir açalım ya. Evet. Çalışmaya devam ediyoruz. Bu, avare. Bu avare. Avare. Boş boş gezen avare bu. Bunu kovuyoruz, başka bir iş yarmıyor bu. Şimdi bak üstte bendim, oradan geliyor bu Osman amca. Kendi ağır ağır fren tekniği geliyor bak. O dönüyor, öteki bak, dönüyor. Tabii. Şimdi bak şurada şeyimiz var bizim bak, kamera var mı göstereyim bak. Şimdi kare oluşturacak bak. Ha, atkı kopardı şimdi. Atkı kopardı. Ha, atkı bitti. Atkı demek, şimdi
Biliyorsunuz her zaman söylüyoruz, Kızılcabölük spor, Mekik spor da iyiydi, anılıyor ya. Hani Mekik eskiden, eski tezgahlarımızda böyle Mekik vardı, gider geliydi. Şimdi bu yeni otomatik tezgahlarda Mekik yok değil mi? Mekik olma mı ya? Var mı bunda Mekik? Ya Mekik şey var, demir Mekik bu eskiden. Ha bu farklı bir Mekik. Tabii. Ha, bizim tahta Mekik'ten değil ufak. Tahta'dan yok. Evet. Bu atkı Mekik'e geçiyor öyle mi? Aha, Mekik'in ucunda orada bir bizim parçamız var. Hı. O oradan onu çekiyor. Evet. Kızılcabölük Spor'un da hızlı çalışması, başarılı olması bu Mekik tabii. gibi çalıştığından değil tabii, mi? Tabii, tabii. Evet, şimdi bu atkıyı taktın. Şimdi takacağız. Uç arıyoruz burada Osman amca bak. Şimdi malda hata olmaması için ben burada arıyorum bak Osman amca. Oradaki çerçeveler indi kalkıyor bak şimdi. Ucu aradık şimdi. Aradık. He. Hata yapmaması için. Burada hata payımız olmuyor Osman amca. He. Bir dakika. Evet. Vallahi anla diyor ama neyse biz tam anlayamadık. Yeğenim. Dayın bu işlerden anlamaz değil. Bulaşmaz. Atkı bağlıyoruz şu anda değil mi? Şu anda atkımızı aldık. Aldık. Evet, atkı alma aparatı. Atkı çubuğu. Atkı çubuğu ha. Atkı evet, çubuğumuz. Tamam. Ben, evet, atkıyı çektik. Çektik. Ben tekstil teknikeriyim Osman amca. Ben 2 yıllıkta Pamukkale Üniversitesi'nde evet. okudum. Baba mesleği, dede mesleği. Ama sende şöyle bir avantaj var. Hem alaylısın hem mekteplisin. Aynen öyle. Yani şimdi mesela... Senin okulu kazanmış öğrencilerimiz belki hiç hayatın tekstil makinesi görmemiş insanlar vardır. Ama sen çocukluğundan beri bu pamuğun içindesin. Onun için sen bir sıfır öndesin hep. Öndeyiz. Ben seviyorum tekstili Osman amca. Çünkü neden? Yıllardan beri hani ben tezgah sesi olmadığı zaman mesela bizim bayramlarda kapatıyoruz ya. Benim Arife günü birinci bayramın ikinci bayramın çok zor geliyor uyumak. Çünkü alıştığımız için o gürültüye. Şimdi bir denize gittiğim zaman da rahat durmuyorum mesela. İlla tezgah sesi olacak yani. Sanayiye gidiyorum ondan sonra. Sanayiye. Şimdi daha go veriyorum. Bak Şimdi Osman. Atkıyı bağladık. Atkımızı bağladık. Go veriyoruz. Şimdi işliyor makinemiz bak. Desen veriyor bak. Şimdi bak şöyle düz işliyor. Şunu söyleyeyim Ahmet. Bu buyruk neden? Şu denge mi veriyor? Heh, bunlar ha. Şu. Bak şimdi şeye girecek. Bak kare yapacak yine Osman amca. Ha. İkinci atkı. Bu... Renk bu ana renk. İki renk çalışıyor. Şu anda ikinci atkı girdi. Hemen kısa bak, şimdi bak kasalar burada bekliyor Osman amca. Bu beklemeli çalışan bir iş bak. Şimdi bak duruyor bak. Bu arkadaki dört kasamız duruyor. Deseni oluşturuyor. Onlar bekliyor bak. Şuradaki deseni oluşturuyor bunlar. Bu şekilde hatasız. Biraz önce atkı bitti ama hiç sıfır hata değil mi? Sıfır hata. Ucumuzu aradık. Evet. Bu ne demiştin sen buna? Bu dört tarak Osman amca. Nerede kullanılıyor bu? Bu check yat ört olarak kullanılıyor. Ha check yat. Check yat ört. Check yat ört. Ama nerede kullanılıyor? Sen kullan. Tabii canım. Yani halıların üstünü örtüyorlar, check yatları örtüyorlar. Evet. Yani kullanım alanı geniş bir ürün bu. Şimdi eskiden masır sarılırdı, mobin vardı, mobin sarılırdı. Bunlar hepsi etkiler. O da bitti. Yani biraz önce Mehmet amcam dediği gibi bizim insanlarımız sabır kalmadı için. Yani o işleri yapan kalmadı. Ama şimdi ilk eski garı tezgah. Günde kaç metre mal çıkarıyordu. Bu kaç metre çıkarıyor? Ya bu atkı sayısı göre çıkarıyor. Bizim mesela tabii, hani kapalısı var, sıkı var. Tabii. Yani en düşük 100-110 metre Osman amca. En yüksek 200-220 metre alır. Çalışmaya bağlı şimdi. Tabii. Çalışıp deyip aşırmadan geziyorsak sermin dolmuyor. Sermin biz bundayız. Evet, bu dolmaz. Bu sermin. Bu sermin. Yani. Dokunan kumaş bunun üstü sarılıyor. İşlenen buraya geliyor. Tabii işlenen buraya geliyor. Şimdi ben denize gittim zaman bakıyorum sermine. Babam biliyorum bizim kaytarıyor ya. Ya bu ben. Babam kaytardığında Levent'e bakıyorum ben. Denize gidiyorsun akşam gelince bakıyorsun. Burayı kenar kağıt kıstırıyorum. Ne kadar işlemiş ne kadar işlemiş ya. Bakamıyorum ya. Onun haberi yok tabii. Haber olmuyor. Ben çok işledim de ya. Çok işledim de. Abi bir geliyorum bakıyorum. 30 metre iş çıkmamış. Evet. Ara. İsmail Akkozak, Namıdı Yer Thompson. Takip ediliyorsun, boş değilsin. Bak haberin olsun değil mi? Tabii. Böyle gezip durma. Lamel durdurulan bir lameldi gösteriyor. Evet bir de onu bakalım. Yani lamel arkadan tel kırılınca şöyle çekersen Ahmet'im bak şimdi burada tel kopacak özellikle bizim için teli kopardı bak tak durdu. Yani otomatik olarak durmuş oluyor. Duruyor, otomatik evet. Şimdi buradaki... Evet tekrar edeyim senin sesin gelmedi. Telimiz biz burada hani göstermek için kopardık. Bu lamel aşağı düşünce, buraya temas edince... Burada da elektrik var, artı eksi yapıyor. Artı eksi yaptığı zaman da makine direkt kapatıyor. Hani kapatmadığı zaman da Allah göstermesin, iş birbirini dolanıyor.
Bu sefer de çerçeveleri zarar veriyor, malı evet, zarar veriyor. Hani bize uğraştırıyor. Güzel bir sistem değil mi? Güzel bir sistem. Hani yapandan Allah razı olsun, evet. Yani. O zamanlar yapılmış. Biz daha hala kullanıyoruz buna. Tabii bunun daha da son teknolojik bilgisayarları da var. Tabii bilgisayarları da var. Evet. Bizim bu artık biraz daha mekanik, nasıl desem, deneme yanılma yoluyla bulunuyor. Hani mesela ağır mülü arızası olsun. Ama yeni tezgahlarda ekranda her şey çıkıyor yani. Bütün arıza diye veriyor. Bütün arıza diye veriyor. Ama burada da bunun kendi kendini yetiştiren değerli ustalarımız var. Var. Yani bir Mesut Ustam var. Can Eşim, Mesut Ustamız. Mesut Ustamızın çırağıydı. Çırağı. Maşallah o da yetişti. Hani Allah razı olsun ustalarımız diye bizim hani gönlümüzün olsun, insanlar. Paralı parasız hiç şey etmeden insanların tezgahlarına yapıyorlar. Tamir ediveriyorlar değil mi? Yapıyorlar. Hani Allah bin kat razı olsun onlardan. Çünkü zamanında çok uğraşmış bizim köylülerimiz. Biliyorum. İlk şimdi yardım başımda çok güzel bir şey mesela. Bir yumak koduğumuz zaman 8-10 adam oluyoruz biz burada. Biliyorum. Burada şöyle şimdi karşıda da Ahmet'imizin atölyesi var. Atölyesi var. Hani evet servis edeceğim. Biraz önce ne dedim? İki azı birayı getirip de çoğaltan yerin olduğu yer Kızılca Bölük dedim. Ama burada dediği gibi Ahmet'in yardımlaşma da çok güzel. Yardımlaşma çok güzel. Eğer de geçti aradığı zaman benim yumak bak koy verelim dediğin zaman her taraf insan oluyor bizim burada. Evet. Evet. Hani insanımız işten kaçmıyor bizim. Ürettiğimiz için kimse kaçmıyor işten. Şimdi yumak deyken tabii bu yumak ağır. Hı. Sevgili seyircilerimiz. Ağır olduğu için tek kişiyle olmuyor. Bunun altına bir araba konuyor ama 3-4 kişiyle bir hal böyle buradan katıyorsun, buraya yerleştiriyorsun. Aynen. Değil mi? Aynen. Ahmet teşekkür ediyorum. Biz ben teşekkür şöyle ediyoruz. Bir de gideyim karşı komşuya. Tamam. Şeyi gösterelim Osmancığım. Ula bitirdik. Ha bak suyu, evet. Evet şimdi babayı alalım bir yongar. Gel bir yongar. Aa büyük baba gelmiş. Büyük baba öyle geldi. Evet büyük baba nasılsın? İyiyiz elhamdülillah. Sizler sormalı. Biz de iyiyiz. Seni tanıyalım. Ben Mustafa Ali Erdede, Kızılca Bölük'ten. Sen de tekstille uğraşıyorsun. Evet aynen aynen. Bizim zaten başka bir bildiğimiz yok. Valla senin bildiğin yok diyorsun. Sen her işi biliyorsun maşallah. Hayır hayır. Biz yani, tekstilden başka bir şey bilmiyoruz yani. Ya bir gün dağı çıktık mantar aramaya. Biz bir deni bulamadık. Büyük baba bir çuval doldurdu. Onları yapar canım. Orada doğduk büyüdük ya canım. Yani dağları karış karış onları bilir. Orada doğduk büyüdük ya. Bir de bir şey bilmiyorsun diyorsun ya. Canım o şeyden. Şimdi biraz önce Mehmet Usta bunu ulak yaptı. Evet. Bu oluyor değil mi? Bunu da evet. Senden öğrenen bir. Senin de var zaten bu tezgahlar. Var. Bu kesildi mi bağlıyor yani. Bağlıyor. Bu ulak bitti. Bitti. Bunu şimdi birazdan ne yapıyorsun? Geçiriyorum oraya. Ondan sonra devam dokuma. Düzeni katıyorsun. Düzeni ondan sonra devam. Evet devam. Ne güzel. Büyük baba şöyle gidelim. Evet sevgili seyircilerimiz. Burası Thompson'un atölyesi. Ondan sonra karşıda da bizim Ahmet'in atölyesi var değil mi? Ahmet nerede? Ha, bak Ahmet de burada. Gidiyoruz. Ahmet'im yerini tutmuyor. Ne geldim ne damadım. Her tarafım Ahmet oldu ya. Kameramanım Ahmet. Thompson Ahmet. Nazırlan Ahmet. Giriyoruz. Abi bizim mahallede 8 tane Ahmet var. Kaç tane? 8 tane Ahmet var. Nazırlan Ahmet, Kozaklan Ahmet, Derçocudan Ahmet. Ondan sonra Burçundan Ahmet. Bir tane daha Bebeci'den Ahmet. Diğeri. Kaç oldu orada herhalde ya? Derçocudan Ahmet de 2 tane. Öğretli Ahmet. Evet, ikilerdeki Ahmet, bir de küçük müdürün Abdullah amcanın oğlu Ahmet, torunu Ahmet, 8 tane Ahmet var bizim mahallede. Yeter gelmiyor, gel. Evet, gidelim. Burada tezgah çalışıyor değil mi? Evet, çalışıyor. Bu neyi? Şöyle gel. Bu beştemal. Bu beştemal. Evet. Bu meşhur beştemal. Ama bu... Çapraz peştemal. O ne demek? Desenini göre yani. Ha, bunun deseni evet. Çapraz peştemal. Bu? Bu şu gölgeli sofralık. Bu gölgeli sofralık. Evet. Öteki? Elmas peştemal. O da peştemal. Peştemal. Senin tezgahlar şu anda yumaklarını takmışsın. Ulak ulak yok çalışıyor. Çalışıyor. Peki. Şu an çalışıyor. Dokumacılıkta sıkıntı ne? Neler yaşıyorsunuz? Vallahi dokumacılıkta sıkıntı... Para kazanamamak başta. Yani her şeyin ucuz olması, fason ücretlerinin ucuz olması, her şeye zam gelmesinden dolayı bizim kazançlarımız çok düşük. Yani elektrik şu anda de. Evet elektriği olsun, su olsun her şeye zam var şu anda. Ama bizim fason ücretleri zam normalde şey çok düşük. Bunun için emeğimizi alamıyoruz. Emeğimizi alamıyoruz şeylerden. Ama
belki de bu işin içindesin. Yani bu üniversiteyi değiştiremiyoruz. Bizim başka yapacağımız bir iş yok. Yani babadan görme. Evet. Evet, bu sesi duymadıktan gene biz rahat edemiyoruz. Yani gece uyurken dahi biz burada şey yapar. Rahatlıkla uyuyabiliriz bunun içinde bu yani sesle. Bir müzik sesi gibi değil mi? Aynen öyle. Bir müzik sesi gibi. Bu şu anda şey yani bazı şeyler sarmoni orkestrası. Bizim orkestralar bunlar. Bir şey diyeceğim. Şimdi bu tezgah tamam. Ama bunda bir farklılık var. Bu ne? Şöyle bir gidelim mi? Bu desen tablası. Dur. Evet, bu farklı geldi bana. Bu ne? Bu desen tahtası. Desen yani, tahtası. Bu evet. Kağıt ya bu. Tamam. Eski insanların söylediği desen tahtası. Eskiden çiviliydi tahta. Evet, tahta şeklinde. Şu ileride bak. Tavan arasında var bak. Bu şekildeydi. Bu eski oraya kaldırık oldu. Evet, oraya koyduk. O bu tezatların değil. Bu kartonla çalsan desen tahtası dedi. Yani desen kartonu bu şimdi. Desene bu mu veriyor? Evet. Her bir delikte her bir delik bir atkı bunun şeylerinde. Evet. Buradaki şeyler her bir delik bir atkı. Peki desen değişince bunu değiştiriyorsun. Evet aynen bu şeyi değiştiriyoruz. Mesela diğerinin kartonu farklı. Onun deseni farklı. Ha onda duvar mı? Onda duvar. Öbürsünde de var. Üçünde duvarmış ya ben onları görmedim. Bu ayak altında olunca bunu görmüştüm. Yani hepsinde var. O olmaz abi, çalışmaz abi, zaten. Tamam anladım. Tamam. Olmazsa bu tezatlar çalışmaz. Peki. Teşekkür ediyorum. Şöyle burada eski yeniler duruyor var. Evet, başlama. Yediden kalma. Yediden antika, kalma. Merak var biraz. Antika ya. Ama ona bizim meşhur tarna çorbası yaptığımız tarna şeysi yok mu? Ön tarna dedikleri. Onu yoğuruyorlar içinde. 21 gün onun içinde bekliyor tarna şeysi. Evet sevgili Ege TV izleyenlerimiz. Geçenlerde Kızılcahamam'da tekstil müzemizi çekmiştik. Tekstil müzemizde bu dokumanın ilk başladığı el tezgahını görmüştük. Ondan sonra kara tezgah dediğimiz kara tezgahı görmüştük. Ama orada çalışmıyordu bu tezgahlar. Ve orada tekstil duayenimiz rahmetli mekanı cennet olsun Ömer Kartoğlan amcamı rahmetli anmıştık ve onun yaptığı hizmetleri anlatmıştık. Ve şu anda da Ömer Kartoğlan amcamın evindeyiz ve oğluyla birlikteyiz. Ve bu atölyede o dediğimiz el tezgahı var, arkasından garı tezgahı var ve otomatik tezgahı var. Ve bunları burada bugün çalışır vaziyette göreceğiz. Önce bir ustamızın yanına gidelim. Efendim kolay gelsin. Sağ olun abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce bir seni tanıyalım. İsmim Mustafa, soy ismim Kartoğlan. Biz 5. kuşağız. Tekstille uğraşmaktayız. Baba mesleğimiz devam ediyoruz. Allah razı olsun, cefasına eskiler çekmiş, sefasını bizler sürüyoruz. Her şeyimiz güzel. İpliklerimiz hazır. Eskiden iplikler tabii ki dövülüyormuş, hazırlanıyormuş, haşırlanıyormuş. Biz şu an hazır ipliklerle çalışıyoruz. Daha kolay. İşte geleneksel şeyleri bir taraftan da devam ettirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi eskiden burada 9 tane çeşme vardı. Evet. Burada herkes sırayla iplik ederdi, işte boyardı, gazetelerdi. Aynen. Ama zaten şimdi günümüzde bunu yapan desen çeşmelerimizin sular akmıyor. Aynen. Yani çok zor günler bekleyeceğimiz şey ki yani bu teknolojiye. Öyle tabii ki, tabii ki abi. Yalnız biz elimizden geldiğince bunlara öldürmemenin derdindeyiz. Hani yarından sonra bizden sonraki nesiller de devam ettiysin, görsünler nereden geldiğini bilsinler diye. İnanın bu atölyede herkes bu tezgahı gördüğünde yadırgıyor. Neden burada bu tezgah var? Ben diyorum ki bu tezgah bu geleneği yaşatmak için. Hani biz bundan çok para kazandığımız için değil. İşte garı tezgahımız var mesela. Evet. İnanın bu buradaki maksat çok para kazanmak değil. Ama sadece bu gelen insanlar, buraya gelen misafirlerimiz, müşterilerimiz bunları görsünler. İşte dokumanın nereden geldiğine, nereye gittiğine. Evet. Bu abi. Aynen. Şimdi bu işlediğin neydi? Bu işlediğim runner. Ne? Runner. Yani ESK adı Şemen tablası, yeni adı Runner oldu. He. Biz bunun üzerine artık biraz daha şöyle çalışmalar yapıyoruz. Yaprak baskı, ekoprint gibi şeyler yapıyoruz değişik. Hı. Yani yenilik katıyoruz. ESK geleneksel haline birazcık daha böyle üzerine doğal renklerinden, kök boyasından yaptığımız şeyler ekliyoruz. Tabii ki de güzel oluyor. İnşallah dükkanımızı da belirleriz. İş yerimizi görürsünüz. Oradaki ürünleri teşhir ettiğiniz yerlere
Yani gerçekten güzel bir çalışma oluyor. Buradaki hali değil de bittikten sonraki hali daha da güzel tabii ki. Bu bile çok güzel ya. Şuraya tabii ki. Yani, materyal doğal olarak da ipek çalışıyoruz, kaşmir çalışıyoruz, keten, kenevir, bambu. Yani bu iplikler de var bizde. Kenevir bile çalışıyoruz yani. Kaşmir çalışıyoruz. Tabii. Bu tezgahtı da, garı tezgahtı da, otomatik tezgahtı da. Hepsini de işleyebiliyoruz. Tabii biraz daha alışılmışın dışında olsun abi. Yani biliyorsunuz her yerde artık herkes birbirine yanlış olmasın tabiri olarak taklit ediyor demeyeyim de benzeri şeyler yapıyor. Evet. Biz birazcık daha onun dışını çıkalım. Daha kaliteli, daha güzel şeyler yapalım derdindeyiz. Hani insanlar şöyle bir her yerde biz aynı şeyi gördük demesinler. Biz buraya geldiğimizde daha farklı şeyler gördük. Burası gerçekten farklıymış desinler diye bu işi yapıyoruz. Yani. Kesinlikle öyle. Ama şimdi tabii bu tamamen bir ustalık istiyor bu tezgah işlemek. Tabii. İşleyen kalmadı. Şimdi bizim bu tezgahtan sökülen belki 7-8 tane var. İşleyen de 3 tane var. Bir tanesi burada işte, iki tanesi yağışlı teyzemizin evinde işliyor mesela. Onlar da inanın 80 yaşında. O insanlar öldü mü bu tezgahları kim işleteceğiz bilmiyor. Şu var bir de. Bir ara bunlar iyicem kalktıydı kızı. Kalktıydı. Ama gitti. Sonradan biraz daha böyle tekstil, daha fantazi işler yapılmaya başlayınca geri geldi abi, sanki. El dokuması. Sebebi şu Osman'a bağısını biliyor musun? Eskiden bu malların değerlerini işleyen insanlar inanın bir tane ekmek parasını işliyorlardı. Şimdi o bir tane ekmek parası ne olacak abi? Günde bu tezgahı işleyeversen can çalışsın 5 metre 10 metre mal işle. 10 denemek günde. Para. Günde 10 lira para eder. Sen çalışın abi çalışmasın. Tabii, örnek veriyorum. Şimdi insanlar bunu anlamıyorlar. El emeği ürünlerin aslında bedeli olmaz. Yani sonuçta el emeği ya. Hiçbir el emeğinin bedeli hani böyle işte bir tane ekmek parası olması lazım. Evet. Birazcık insanlar ondan bıraktılar. İnşallah kazandıracağız yalnız. Önemli olan şu. Benim hedefim şahsi, benim hani bu hayat felsefem ve ideolim. Evet. Çok mal üretip de çok para kazanmak değil. Az mal, kaliteli mal yapıp, iyi şeyler yapıp çoğun kazandığı parayı kazanmak. Hani 1000 tane mal yapacaksın, 100 deney yap. O 100 deneyinden 1000 deneyi kazan. Bendeki mantık bu. Çok güzel ama gerçekten de doğru bir mantık bence. Kesinlikle. İnşallah bunu yapmanın derdindeyiz. Ve de başarıyoruz da çok şükür. Zorlandık bunu oturuncaya kadar. İnanın insanlar geliyorlar dükkana. Biz mesela 1000 liraya şal satıyoruz. 1000 liraya şal mı olur diyor. Tamam 1000 liraya belki o şalı biz çok satamıyoruz, az satıyoruz ama onun kıymetini bilen insanlar da geliyor. Evet. Birazcık da onları yakalamak lazım. Hani artık böyle klasik şeylerden çıkıp değişik şeyler yapmak da fayda var diyorum ben. Biraz yenilik kapmanın faydası çok. Diğer türlü tabii makinelaşma, şu anda makinelaşma çok köyümüzde çok şükür. İnsanlara emek kapısı açıldı. Herkesin bakıyorsun sigortalı, bağkurlu maşallah. Yani bu köyümüz için gerçekten çok güzel bir şey. Ama bir taraftan da makineleşmenin yanında bu köyün bir geçmişi var. O geçmişi de devam ettirmek lazım. Geleneksel şeyleri. Nasip olursa kök boyası da yapıyoruz biz. Kök boyamız da var abi. Kök boyamız da var. Şu an cevizden, çaydan, şalgamdan mesela bunlardan kök boyası şalgamdan yapıyoruz. Ya. Tabii kök boyası yapıyoruz. Ketene, kenevire, bambuya, ipeğe boyuyoruz. Tabii ki kök boya. Bildiğin kazandı kaynatıyoruz, boyuyoruz, sabitliyoruz, yıkıyoruz, ütülüyoruz, müşterimizi veriyoruz. Bunun hakkını almen gerekiyor. Tabii kesinlikle. Kesinlikle abi. Aynen. Kimyasal boyaya benzemez. Yani. Onun için inşallah biz daha çok devam edeceğiz. Hatta hedefimiz şey var, nasip olur bilmiyorum. Eski bir ev restore edeceğim Kızılcıbölük'te. Konak gibi yapacağım. İçinde geldiğin zaman sen boyu yapılacak, ön tarnı çorbası içeceksin, oturacaksın kahveni içeceksin, böyle bir yer inşallah. Hedefim de bu. İnşallah. Kesinlikle. Bu. Hani bu cumbalı bir ev olsa. Abi kesinlikle öyle. İnşallah. Şimdi onu araştırıyorum mesela. Bulduğumda onu da yapacağım. Yani teşhir yeri olacak. Hatta mümkünse böyle iki tane odası olsun. İnsanları orada misafir edelim. Gelenleri ağırlayalım. Yani kızcı böyle gelince bir gece yatsınlar. Tabii abi tabii ki. Aynen öyle. Evet. Yani köyümüz gerçekten Allah razı olsun. Bu mensteye, bu tekstili bırakıp gidenlerin mekan cenneti olsun. Allah bin katı razı olsun. Karnımız bundan da uyuyor. Hani biz babamla öğrendik. Babam işte dedemden öğrenmiş.
Dedem işte onun babasından öğrenmiş. Öyle öyle devam ettiriyoruz biz buna. Kızı öyle bir ama tekstil merkezi. Kesinlikle. Zaten. Allah razı olsun. Hepsinden de bu mühendisliği kim buraya getirip de devam ettiriyorsa hepsinden de bırakıp gidenlerin mekanı cennet olsun abi. Evet. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Güzel açıklamalar yaptın. Birazdan da çalışmasını izleyelim. Çünkü tamam. Çok önemli sevgili tamam. Seyirciler bunu işlemek. Tamam. Ama önce kahvemizi içelim. Dokumacı kızlar yallelim yar yar. Basmacı kızlar yallelim yar yar. Çıtı pıtı kızlar yallelim yar yar. Dokuma hakkında bilgimizi aldık, kahvemizi de içtik. Sıra neye geldi? Şimdi bu tezgah nasıl çalışıyor? Motor yok. Tamamen elle. Tabii şu var değil mi Mustafa? Aynı anda bunu çalıştırırken ayak çalışıyor. Abi ayak, el, göz, beyin hepsi çalışıyor. Allah Allah Allah! Şimdi bunu işleyen benim evet. Duyduğuma göre Alzheimer hastası olmazmış. Aynen çünkü doğru. Egzersiz yapıyor devamlı. Devamlı. Devamlı egzersiz yapıyor abi. O zaman şöyle bir görelim mi Biyon? Tabii ki hemen. Evet. Evet sevgili seyircilerim görüyorsunuz. Şu ayakları Ahmet çeker misin? Hani orkestranın şesi olur ya davul çalaya. Aynı onun gibi ayaklar gelip gidiyor. Aynı anda el mekiğe getirip götürüyor. Ondan sonra bu elde bu neydi tefeye değil mi? Bu tefe abi. Tefeye evet. Getirip götürüyor. Şu gördüğünüz tefedir. Bu da her zaman bahsediyorum mekik. Yani mekik sporun adını aldığı mekik şakır şukur gelip gidiyor. Tabii bunun şu anda yenileri var. Onları da birazdan göreceğiz değil mi? Tabii yenilerini göreceğiz abi. Şimdi çıkırımızı bu... da mesela masırımızı da çıkırıklı sarıyoruz. El çıkırında. Ha, elinden bak. Yine. O şimdi şöyle de ustam sen bir gel bir yon. Bu mekiği de bir alalım bir yon. Bu masır bir çıka. Hem gösterelim yani şeyimize, izleyicilerimize. Evet sevgili seyircilerimiz. Şimdi bu da benim ninemin vardı. Çıkırık. Yani çıkırık masır sarma değil mi? Aynen abi. Çıkırıklı masır sarıyoruz. Masır nerede? Masır da hemen gitti. Havlunuz bir tane masır ver sen bana. Bakayım. Burada masır nereye gitti? Ha burada. Va, dur ben alın gelen. Bunu buraya geçirdin masıra. Ondan sonra abi. İpi doladın. Bobinden. Doluyoruz. Evet. Bunu böyle elimizden tutuyoruz, çeviriyoruz abi. Evet, bu şekilde. Aynen, aynen. Masırımızı böyle sarıyoruz abi. Tabii bunu sonra bunun elektrikli masır makineleri çıktı. Aynen abi. Hatta müzemizde bunu görmüştük. Elektriklisi de var abi burada. Onun kendi garı tezgahın kendi o anda sarıyoruz mesela. Ha, doğru arka duva. Ha, evet. Bu böyle. Elektriklisi de var. Bu böyle. Bu şekilde sarılıyor. Bu gördüğünüz. Bu masır, bu da masır makinesi. Ama tamamen elektrikli. Demek ki eski insanlarımız boşuna sağlıklı ve uzun yaşamamış. Kesinlikle abi. Şimdi hepimizde, yani sen de yok hemen, hepimizde göbek var. Niye? Evet. Egzersiz yapmıyoruz, çalışmıyoruz. Ama eski evet. insanlarımız, biraz önce gördün, ayağın çalışıyor, beynin tabii çalışıyor, ki, elin. Elin ikisi de biri getirip götürüyor, biri mekiğe veriyor. Mekiğe asılıyor, aynen abi. Ama aynen. Bu esnada da yanlış hatırlamıyorsam sayıyorsun yani kaç tane ettin. Atkı çünkü... sayısını sayıyorsun öbür türlü çizgileri karıştırıyorsun abi. Santimlim şansın yok. Her bir şeyi takip etmek zorundasın. Her bir şeyi. Ustalık bunu gerektiriyor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Şimdi bunlar el dokuması değil mi? Bu el dokuması. Bu artık tamamen motorsuz, insan gücünden çalışan tamamen o tezgahlarımızda. Bundan sonraki bir sonraki artık garı tezgah geçiyor galiba. Garı tezgah. Evet sevgili seyircilerim şöyle gidiyoruz. Garı tezgah da bu değil mi? Garı tezgahımız da bu yani artık bunda yine de insan gücü var. Şöyle diyeyim. Bunu da mecburen başında bekliyorsun dokurken işte tel kopası durdurmak zorundasın. Atkısı biterse kendin mesela mekikteki masırdaki iplik biterse durdurmak zorundasın. Bu kendisi durmaya. Ama bir tek bu çerçeveleri oynatan yani motor bundaki mekanizma. İşte armürümüz. Yani şunu bir dakika ayaklar. Ben şey dikkatimi evet. çekti. Ben şimdi tabii bir şey olarak kızıbetli olarak az buçuk aşinalım var ama evet, bizde desen tahtası görüyordum ben. Böyle çiviler çakılıyordu. Ama burada abi, bu farklı bir şey. Şöyle anlatayım.
Bunda Truva'nın kostümlere dokundu. Truva filminin kostümlere dokundu bu tezgahta. Bu tezgah özel bir tasarım. Babamın eserlerinden bir tanesi. Evet. Rahmet sevgili seyircilerimiz, yanlış duymadınız. Truva'nın Brad Pitt tabii ki, kostümlerini aynen işleyen tezgahın yanındayız. Yanındayız, doğru mu? Aynen abi, aynen. Şimdi bu tezgahta şöyle bir şey, eski geleneksel armürü aldı babam. Buna yeni tezgahın armürünü koydu. Onun sebebi neden? Daha çok fazla iş yapsın. İşte birazcık daha desen olarak geniş desenler dokuyabilsin, kolaylık olsun diye. Şimdi gerçekten bu da zor bir sistem. Hani şu anda biz bunu biz yapalım desek biz yapamıyoruz. Sağ olsun babam bunu böyle yaptı. Bize emanet etti, bıraktı, gitti. Biz de çalıştırıyoruz yani. Yani bu tezgah tek Kızcıbek var olduğu sürece şahsıman diyorum bu burada kalır herhalde. Kalacak abi, kalacak. Bunu ben zaten babamın eli diye kesinlikle hani hiçbir şekilde bu demirbaş yani. Nereye giderse gitsin bu demirbaş. Allah'ın izniyle bu kalacak. Şimdi şöyle diyeyim. Bu işlenen ne? Bu işlenen peştimal. Şu anda balık sırtı bir peştimal işte ya bu. Pamuğu bambu bir peştimal işte ya. Şimdi ama yani bir gara tezgahta şu güzellik yani gerçekten. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Gara tezgahta böyle şeyler yapması birazcık daha zor. Tabii işte bunun üzerindeki artık o sonradan yapılan şey bunu birazcık daha bizim işimizi burada kolaylaştırıyor. Hep babamın şeyi vardı. İş yaparken, tezgah kurarken insanların işini kolaylaştırın, zorlaştırmayın diye kendisinin zaten oydu yani. Ne bir dokumacı bunun başında işlerken rahat çalışsın. Hatta bu tezgahta lamel sistemi bile vardı. Biz onu çalıştırmadığımız için söktük. Babam çalıştırdıydı. Lamel sistemi değil, lamel bu sistemi, şey değil mi? Otomatikteki sisteme bunu kurduydu. Tel koptuğunda tezgah kendisi duruyordu mesela. Ama duruyordu. Rahmetli vefat edince siz tabii, bunu çalıştırmadınız. Tabii çalıştırmadık. Çalıştırmadık. Adam da neymiş yani aynen şimdi abi, ne böyle aynen bir kesinlikle ileriyi gören bir düşünceye mükemmel sahipmiş gerçekten. Kafı mükemmel abi. Allah vergisi. Allah. O andaki Allah vergisiydi gerçekten de. Şimdi mesela atkı bittin. Tabii piron durduruyor buna. Hı. Ama çözgü koptuğunda durdurmaya biliyorsunuz. El tezgahında olsun bu garı tezgahla attı olsun. Ama şu anda bunda o sistem aslında yapılı. Biz onu söktüydük. Tabii bu arada babam vefat edince de tekrar çalıştırdık. Lamel sistemini çalıştırmadık. Çünkü çalışma prensibini bilmiyoruz. Hani birazcık işte bu da kapı gerektiren bir şey yani. O kapı da şimdi bu tezgah havlu bile çalışabiliyor. Havlunun mekanizması bile kurduydu buna. Şimdi kendisi artık olmadığı için biz o düzeni biz böyle armürlü düz işleri çalışıyor. Havlu bile çalışıyor. Bu tezgah ipek havlu bile çalıştı. İpek, %100 ipek havlu çalıştı bu makine. Truva'nın kostümlerini çalıştı. Şimdi de işte bizim için artık hani yapabileceğimiz kapasitemiz olan bu peştimali dokuyoruz galiba. Şimdi bir şey soracağım. Bir şey gördüm burada. Şöyle bir ip var. Ondan sonra öyle geliyor burada bir hoparlör mü bu? Ne? Abi şimdi o zil. Zil bu, he. Boy ipi. Ha. Şimdi bu boy ipi ha. Buraya biz buna şunu asılıyoruz bak abi. Mesela bir tane peştemalin boyu bu. Buradan bura bir tane peştemalin boyudur. Evet. Bunu böyle alıyorsun abi. Ha. Bunu asılıyorsun. Çektiğimizde buraya geçiriyoruz. Tezgah dokudu bitti. Oraya galiba adamı bu. Bu ötüyor abi. Ha, bu benim, gidiyor böyle benim işledikçe. Benim dengeldi diyor. Dengeldi diyor. Bize haber veriyor. Biz de buradan saçağına buradan çevirip saçak baş ediyoruz. İşte mesela bu buraya değdi mi? Mesela çalışınca ötüyor. Çalışınca ömmeye başlıyor gari. Bu öttüğünde biz de diyoruz ki saçak başı geldi. Hemen durduruyoruz tezgah saçak başı. 2 metre oldu veya 2,5 neyse. Tabii tabii işte. aynen. 180 peki, santim oldu mu hemen çeviriyoruz yani. Bu tezgah kim işliyor şimdi? Bu tezgah Havundeze'miz işliyor. Havundeze? Öyle bir gel bakayım. Ya Havundeze buyur. Evet sevgili seyircilerimiz şöyle bir Havundeze'mi bir tanıyalım. Hoş bekli bilmeyen iyi. Seni bir tanıyalım. Ben Garis Ardan'ın dezem. Bizim Garis Ardan'ın. Evet. Allah razı olsun. Ben bundan için çoğu oldu gireli. Dokumen elimden geldiği kadar. Peki daha önce biliyor muydun? Biliyordum. Ha dokumen biliyordun. Evet biliyordum. Şu anda geliyorsun burada. Bunu işliyorsun. Bunu işliyor. Heh. Allah razı olsun. Emek paramız. Kazanıyorsun. Geçerini versin her şey. Abi, kazanıyoruz. Abi. Peki nasıl tekstilcide bir tezgah çalıştırmak yani böyle ünlü bir tezgahta çalışmak yani bu tezgah ünlü evet, bir tezgah. Evet eski nasıl? Tezgahla güzel yani ama dikkat bundan gerekiyor. Bundan emekli olduk bundan karnımız doyup
Allah'ım çok şükür her şeyin geçerini versin. Amin, amin. Yani devamlı buradasın sen, buradayım, öyle mi? Buradayım. Sabahlan geliyor. Sabahlan geliyor, akşam gidiyor. Akşam bırakıyorlar. Ne güzel. Hem de şey olmamış oluyorsun. Çalışmış oluyorsun. Ev evet, ekonomisine katkın aynı, oluyor. Aynen, tabii katkım oluyor. Evet. Şimdi bir de Sultan Hanım çağırayım bir öyle. Değil mi? Gel kızım. Evet, gel bir. Sen de git bir Dugar. Sen tezgahı çalıştıracaksın. Tamam, tamam. Şimdi seni bir tanıyalım. Ben Ömer Kartola'nın kızı Sultan Özden. Evet. Bizim gelin, mahallemizin gelini. Evet abi. Bizler bu işin... Benim düngürümün kardeşi. Evet, kardeşleri. Evet. Sen de yıllardan şimdi, beri tekstilin içindesin. Bizler abi bu işin içinde küçücük çekirdekten yetiştik. Bu işin tarından tut, yani dokumasını kadar her şeyini Allah'a şükür öğrendik. Yapıyoruz da. Tahar ne? Tahar dediğimiz şu tarak sistemi. Şimdi rahmetli babam deseni çıkarıp önümü koyduğu zaman isterse 24 kasalı olsun ben o taharı çekerim. Şimdi biz anlamıyoruz ama tahara tahar dediğimiz şu tarak sistemi. Tezgahın. Evet. Çerçeveleri çerçeve ve dem dem sistemi. Çerçeveleri hareket veren kücülerin sırlaması. Şimdi o sırlama o kadar önemli ki o sırlımı da yanlışlık olduğu zaman bu desen çıkmaz. Ve sen diyorsun ki ben bunları babam evet, çıkardıktan sonra ben bunları evet, şakır şakır yapıyordum. Cennet mekanı olsun abi. Babacığım hep derdi. Kızım atölyenin bel kemiğisin derdi. Yani ben severek şimdi babamın ismi anıldıkça da hem duygulanıyoruz tabii ki. Babam gerçekten de bu memlekete çok güzel hizmetler etmiş. Emek veren, sonra adını dünyayı duyurmuş. Çok değerli bir insandı. Cennet mekanı olsun inşallah. Bizleri çok güzel eser bıraktı gitti. Allah razı olsun bizleri böyle güzel yetiştirdikleri için. Abilerim olsun. İşte kardeşlerim hepimiz. Çok şükür bu evet. Bu mesleğini devam ettiriyoruz. Devam ettiriyoruz çok şükür Allah'ıma. Elimizden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalışıyoruz bildiklerimize. Maşallah siz hani eşiniz Denizli'de ama evet, siz hala Denizli'de evin olduğu halde bırak oraya geldin burada hala evet, bu mesleğe devam ediyorsun. Çok sevdiğim ve için devam ediyorum. Oğlum da işte dayısıyla beraber çok şükür Narin Tekstil devam ediyorlar beraber kardeşimin yanında. Bu işleri yapmaktan hepimiz çok mutluyuz. Çok hani severek yapıyoruz çünkü çekirdekten yetiştik. Allah'a şükür şimdiye kadar pirli bereketli meslek. Hep karnımızı bundan doyurduk. Eşim dediğiniz gibi Denizli Valiliğinde olmasına rağmen işleri çok sevdiğim için bırakıp gidemiyorum. Bırakıp gidemiyorum. Bu da evlat. Evlat. Adın ne? Mustafa Önder. Efendim? Mustafa Önder. Mustafa Önder. Ömer Özden bu amcası. Evet. Ömer Özden'in küçük kardeşi. Evet, Ömer de buradaydı. Peki şimdi şeydi havun dezem. Havun dezem. Bir aç bir yon şöyle bir ustalığın görelim hadi bir yon. Hadi bakayım sizinle. Evet sevgili seyircilerimiz. Garı tezgahı açıyoruz. Etli bu. Tekletti mi? Arızasını bakarsın böyle. Tekletme bu yani. Evet. Bu arızası. Aynen. Şimdi iyi. Bu anda çalışıp da. Evet. Önce bir tekletti. Ondan sonra baktı düzgün. İşte dedik ya mekik bakın. Mekik nasıl çalışıyor? Kızılca bölük sporu gibi. Gidip geliyor. Gidip geliyor. Şimdi çarşaf başı geldi. Bir dakika dur. Ne geldi? Çarşaf başı dedi. Biraz önce anlattığımız çarşaf başı geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi çekeceğiz. Teknik güzel. Gördünüz mü? Yani bu nazar ettik yahu. Kayıyor bu. Ha ters ettik dur. Evet. Yani buradan gücü alması zor olduğu için değil mi? Evet. Dur oğlum dur. Dur. Ustasın. Şimdi bu neydi onun adı? Arı boşluk. Arı boşluk saçak abi. Ha, saçak boşluğunu veriyor. Ve ölçüsünü de bilmiş oluyorsun değil mi Mahmut? Evet. Şimdi 2,5 metre mi 1,5 metre mi oldu? Bir daha ikinci başlayacağız. Anladım. Yine böyle saçak boşluğu vereceğim. He, saçak onun boşluğu. Başları bağlanıyor onun evet, değil mi? Onun başları bağlanıyor. Kırkılıyor buğulardan. Kırkılıyor oralardan. Evet.
Ondan sonra bu bizim Kızılbük'te dezlerimiz evde otururken, gezme giderken bile büküyorlar, bağlıyorlar. Büküyorlar, bağlıyorlar. Ya onlar da emek parasını emek alıyorlar. Parasını, hem evet. de vakit geçiriyorlar. Aynen. Evet, şu anda saçak başını verdik. Zilimizi de başa götürüyoruz. Buradan bağlayacağız. Ha, evet. Bir daha açacağız. Bir daha açacağız, açalım. İkinci baş yaparız Allah'ın izniyle. Tetlenmeye devam ediyoruz. Tetlenmeyi ayarlı buldum diye bakıyoruz. Şimdi bu anda iyi. İkinci başlıyor. Allah'ın izniyle. Balık deseni değil mi? Evet, balık deseni. Bunu eğer... Geçtimal. Geçtimal. Yani... Şimdi tabii bunu... Otomatikleri benzemiyor. Burada o. tel kopsa hemen bunu evet, görmek bunu, zorundasın. Hemen kapatmak zorundasın. Bu, bu doğru. Yani bunu bakıp oturacaksın. Tel kopuyor, duymuyor. Sadece masırın ipi bir tanesi burada tromla o durduruyor evet, değil mi? O durduruyor. Bazen durdurmaya veriyor. Bazen de yani. Evet. Aldatabiliyor işte. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin diyorum. Torun tombulak kaç tane? İki evlat var. İki evlat var. Dört toru var. Dört toru var. Evet. Ver oradan bir adım selam söyle. Allah razı olsun. Allah emanet olun. Çok teşekkür ederim. Allah emanet. Tüm Karahisar halkını selamlar söyleyelim. Bütün Karahisarlılara selam söylüyorum. Sevgili Ege TV izleyenlerimiz, bugün tekstil duayeni Ömer Kartoğlu amcamızın mekanı cennet olsun iş yerindeydik. Tabii bunun iş yerine kendisi rahmetli olduktan sonra değerli oğlu burada bu işi devam ettiriyor. Ve biz burada bugün çok yardımcı oldu. Ne, nasıl oldu? Burada ilk dokumamızın tezgahı olan motorsuz el tezgahı. Evet abi. Onu gördük. Aynen. Sayende sağ ol. Hem işleyi verin hem anlattın. Aynen aynen. Ve arkasından şu gördüğümüz meşhur tezgahı. Yani ben evet, bunu abi. Bilmiyordum bak, açık söyleyeyim, ben bugün öğrendim. Evet evet abi. Evet. Ve Truva filmindeki dokumaları işleyen bu tezgahı da gördük. Evet. Ve buradan bu yarı otomatik oluyor galiba. Yarı otomatik tabii 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 abi. Bundan sonra onu dezem de Allah kolaylık versin. Sultan Allah kardeşim sizi de Allah razı olsun. Sağ olun bizi misafir ettiniz. Sizler de buraya kadar geldiğiniz için biz de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, ne demek. Her zaman Ege TV olarak buralardayız biliyorsunuz. Her zaman bekleriz. Şimdi ben de bizim komşu İsmail Akkozak evet, Thompson'u aradım. Dedim evet. Niye diyorsun dedim. Dedi ki abi ulak yaptırıyorum dedi. Evet. Onda da biliyorsun otomatik tezgah var. Evet. Ulak neyi bir öğrenelim. Tabii tabii. Ondan abi, sonra ulağı ve otomatik tezgahı görelim. Evet. Programımıza devam edelim. Tamam. Evet, çok değerli Ege TV izleyenlerimiz, bugün tekstil merkezi Kızılcabölük'te tekstilin ilk tezgahından, ondan sonraki tezgahtan ve tam otomatiğinden ve tabi bunun daha bilgisayarlısı var da bunu vaktimiz yetmedi ama önemli olan el tezgahıydı bizim için evet. Değil mi? Aynen abi. Yani aynen. Onu da bize sağ ol gösterdin. Siz ve sağ şu anda abi. Satış mağazan geldik. Evet evet abi, teşhir yerimiz burası. Teşhir yeriniz burası, Kızılcabölük'te meydandayız. Çok değerli Ege TV izleyenlerimiz, her şeyi yerinde görmek, yerinde almak her zaman güzeldir. Doğru mu? Evet, evet, kesinlikle öyle. Gelen herkesi buraya bekliyoruz, ağırlarız. Hatta buranın yemeği, kebabı meşhur. Kebap yerler, buradan alışveriş ederler, gezerler, yerimizi götürürüz, dokumayı görürler, müzeyi gezerler, bekleriz yani. Evet, herkesi tabii. Bekleriz. Tekstil müzemiz zaten Ege TV tabii kararından. Abi. Evet abi. Abinle çektik. Tabii tabii abi. Oradan da evet. Rahmetli babanızı da evet. Rahmetli andık zaten bayağı. Evet. Ve şu anda mağazadayız ve şöyle bir önce dur bir şu yeğenlerinden bir tanışayım bir, seni tanıyayım. İsmim Ömer. Ömer Özden. Ömer Özden. Aynen. Evet. 5 yıldır. 5 yıldır. Abdullah'ın oğlu. Abdullah'a da buradan selamlar gönderelim. Aynen. Evet. 5 yıldır aşağı yukarı bir fiil okuldan sonra, ondan sonra yaz sezonlarında dayımın yanındayım. Bu işi öğreniyorum. İşte dayımdan sonra bu işleri devam ettirecek olan rahmetli dedemden dayımlara, dayımlardan da bizi geçti artık. Mirasını devam ettirecek olan aynen. Devam nasip olursa edeceğiz. Devam edeceğiz. Alıyorum, aynen. Bayrağı aynen. Alıp daha devam. Yüksekleri taşıyacağız aynen. Değil mi? Aynen. İnşallah. Tamam. İnşallah. Evet. Devam edeceğiz. Seni tanıyalım. İsmim Ömer Faruk Kartoğlan. Evet. Amcamın yanındayım ben de yaklaşık evet. bir yıldır. Şimdi Ömer Faruk Kartoğlan yani Ömer amcamın adı oluyor. Evet. Yani. Evet. İsmim rahmetli Truva kostümünü dokuyan ünlü dokuma ustası Ömer Kartoğlan'dan aldığım isimdir.
Biz de yaklaşık amcamla birlikte bir senedir yanındayım. Normalde kendim gastronomi mezunuyum ama tabii ki bizim biraz mayadan ve kandan geldiği için şimdi tekstil işiyle uğraşıyoruz. Pamuk için dünyaya geldik. Tabii. Yani ben yapmasam da yani. Tabii ki. Burada en iyi şekilde ürünlerimizi üretip onları müşterilerimize ulaştırmak için bir gayret içerisindeyiz. Dedemizin ve amcamızın açtığı yolda en iyi şekilde biz de kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz burada. Ne mutlu size. Şimdi burada değişik ürünler var. Ben şöyle bir gideceğim bir yön şöyle. Geçin, şurada bu biraz önce... Senin bu el tezgahını okudum, işledin mi? El tezgahını dokudum. Kumaşın runner'ı. İşte runner diye bahsetmiştim ya. Evet. Bu kumaş olarak ürettikten sonra biz bunun üzerine canlı yapraklar, çiçekleri koyuyoruz. Boyayıp da aynısına buruna çıkarttırıyoruz böyle. Şimdi baskı, yaprak baskı. Aynen yani abi, şey değil, aynen. Doğal yani. Doğal abi, doğal. El dokuması, işte el yapımı tamamen güzel bir ürünlerimizden bu da. Mesela şu da kök boyası ürünümüz. Bu kök boyası peştemalimiz. Ömer aç bakayım. Ömer, açtayım. Kök boyası. Kök boyası. Buna cevizinden boyadık abi. Bu cevizin yeşile rengi. Cevizin rengiyle boyandı öyle mi? Aynen. Peki, aynen. Organik boy. Abi kesinlikle. Biz kesinlikle bunların piksesini yani yapıyoruz. Sabitlemesini yapıyoruz. Hı. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Bu da kök boyası. Bu kök boyası kenevir peştemal. Kenevir. Mesela kenevire kızılcı bölüktü tek de okuyan insan biziz. İpeğe, kaşmiri. Kaşmiri de verin oradan. Verin bakalım. Şimdi tabii kaşmiri böyle bir şey var. Hani sen dedin ya evet birbirimizi abi taklit etmeyelim. Yeni ürünler tabii, peşinde tabii, koşalım tabii dedin değil mi? Kesinlikle öyle abi. Kesinlikle evet. Öyle. Yenilikçi olmak dedin, her zaman iyi. İnovasyon olacak abi bizim işte. Kesinlikle inovasyon olacak yani. Anladım. Bu neydi? Abi bu ip kaşmir şal. Şal. Kaşmir şal. Bu da gerçekten değerli bir dokuma. Evet. Yani bu tarz ürünler tabii ki ben şey yapmıyorum. İnşallah daha güzellerin, daha iyisini yapmalarına temenni ederim ben buranın da. Hani ama şu anda gerçekten bu tarz ürünleri yapan tekiz deseniz yalan da olmaz yani. Gerçekten yani tekiz deseniz yalan. Yapıyorsun zaten. Bunu tabii ki sergilemek ve bunu evet halka sunmak gerekiyor. Başka ne var? Bunlar ne? Abi onlar pikilerimiz bambudan. Aç işte, bakayım bir Ömer. Bunlar da sizin ürün. Aynen bunlar da bizim ürünlerimiz. Bunlar mesela bir dokunun bakın yumuşaklığını falan böyle. Evet. Gerçekten yani de böyle. Evet, sarıyor. Evet. Değil mi Ömer? Tabii aynen Aslan amca. Evet. Önemli olan o. Dokunan sen alıyor. Dokunan götürüyor. Dokunan aynen yani öyle. Yapıyor hamur gibi. Aynen. Ne güzel. Şimdi bizim burada şöyle bir şeyimiz oluyor. Tabii Kızılcıbölük'te geliyorlar, dolaşıyorlar. Bizim buraya geldin. Aa burada gerçekten farklı şeyler varmış diye geliyorlar. Mesela biz ağaç baskı da yapıyoruz. Organik boyayla. Ömer çıkartsın. Yani tabii ki ağaç baskı organik boyayla yapıyoruz bir de. Burası çok önemli. Tamam bu baskı olayı yıllardan beri Tokat'ta yapılıyor. Ama işte bu onların klasik boyalarıyla yapılıyordu. Biz bunu biraz daha geliştirdik. İşte organik boyalarla yapıyoruz artık. Yani bambu kumaşın üzerine. Tabii yani ki bunlar organik abi. Mesela şöyle çıkartayım. O bambusu, bu keteni. Mesela bu ürünler hep özel ürünler. Gerçekten de. Tabii abi. Mesela bu keteni. Bu baskısı ürünlerden. Tabii ki baskıların boyaları organik. Evet. Baskıları da ağaç baskı. Biz bunu burada 10 sene oldu yani. Yapmaya başlayalı ve de gerçekten iyi bir noktayı getirdik bu işte kendimize. İnşallah daha iyilerini de yapacağız. Hedefimiz de o. Evet şöyle diyelim. Şunu Ömer bir al. Şöyle. Evet. Getir izleyenlerimiz şöyle görsün. Burada tabii, gerçek çalışmaları görsün. Şunu evet alıyoruz. Yani burada yine böyle yumuşacık hamur gibi. Bu neydi? Abi bu pikemiz. Bu pike. Bu pike. Bambudan yaptık buna. %100 bambu. Üzerindeki çalışma batik çalışması. Tabii bu da güzel bir böyle hem görünüş olarak hem estetik olarak ayrı bir hava veriyor batikte. Bu kaşmir şalımız. Kök boyası peştemalimiz. Şu çok güzel. Şunu evet. Bunun şimdi Ömer size açsın oradan. Şöyle. Ömer desenlerini aç. Mesela bir deseni yaptığın zaman ikinciyi yapamıyorsun. Aynısına. Doğaçlama çıkıyor. Artık kafa o anda. Aynı halı kilim doku yanına gibi. Bu çok güzel işte. Tabii yani. Tabii aynen. Yani. Şimdi şöyle ağaçlığında. Bunun... Evet. Ömer aç. Bak abi. Bu mesela kabak yapraklarından ama. Üzüm var. Şimdi hepsi de böyle ayrı. Evet. Mesela. Evet. Aynı anda yapılsa da birbirini tutmuyor. Tutmuyor işte abi. Tutmuyor kesinlikle.
Yani aynısından bir daha istiyorum desi yok. Ya o andaki psikolojinin neyisi galiba? Halı kilimde okun yanına da öyleydi. Hani bizimkisi de öyle, öyle artık miydi? Yani. Tabii doğaçlama. Doğaçlama. Efendim, mesela bakın. Gerçekten her şey çok güzel. Evet. Yani bunlar el emeği, göz nuru. Evet. Yani Allah'ım diyorum pazarınızı, çarşınızı açık etsin inşallah. Hep beraber. Yani bu güzel emekleriniz boşa gitmesin. Teşekkür ederim abi. İnşallah. Buradan inşallah Ege TV ekranlarından da bu el emeği, göz nuru mallarımızın değerini tüm halkımıza gösterelim. İnşallah abi, inşallah. Kızılcabölü'ye ve diyoruz ki Kızılcabölü sizi bekliyor. Yani kesinlikle bekliyoruz abi, herkese. Herkes kapımız açık. Buyurun gelin. Sizi çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz, zahmet verdiniz, çekim yaptınız. Bizi daha çok tanıtmanın şeyi olur inşallah. Bir vesilesi olur. İnşallah. Teminliğimiz o abi. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Ege TV izleyenlerimiz. Bir Gönlümce Geziyorum programında gene sonuna geldik. Efendim bir başka Gönlümce Geziyorum programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Aşınız tatlı, yuvanız kutlu, kefleriniz gırt katlı olsun. Maskemizi takalım, sağlığımıza bakalım ama en önemlisi aşılarımızı yaptılarım diyorum. Başka bir Gönlümce Geziyorum programında buluşmak ümidiyle. Allah'a ısmarladık.